Cinler ve kadim varlıklar hakkında ne zaman bir bilgiye el atmış olsak, cinler hakkında her zaman kötü varlıklar, ketum varlıklar olduğu söylenilir ve bilinir. Ya bu cinler arasında bir tane bile iyi kabile yok mu? Yo, hayır var. O zaman ne yapıyorsun? Bu videonun içerisinde hangi cin türlerinin sıkıntılı, zalim oldukları hakkında, hangi cin kabilelerinin insanlara nötr oldukları hakkında bilgileri alabilirsin. Cinlerin varlıkları su götürmez bir gerçektir. Birçok din kitaplarına göre ve birçok uygarlıkların anlatımlarına göre görünmez varlıkların yani enerjisel varlıkların birçoklarını kabul etmek zorundayız. Bizler kabul etsek de etmesek de onlar aramızda yaşamaktadırlar. Fakat yaşayan bu varlıkların bize yakınlıklarını, özelliklerini ne şekilde biliyoruz? Bir önceki videomuzda cin kabilelerinin ve cin varlıkları hakkında birçok bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Bu defada cinlerin kabileleri, isimleri ve bu cinlerin türleri hakkında ve özellikleri hakkında bütün bilgileri de bu videonun içerisinde sizlere veriyorum. Cinlerin kabileleri, görevleri, yaptıkları, yapamadıkları, insanlarla iletişim kurup kuramadıkları hakkında tüm bilgileri, yine özellikleriyle alakalı bütün bilgileri kısaltılmış haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Mutlaka işinize yarayacaktır. En azından cinler hakkında gerçek bilgileri bu videoda bulabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. İnsanlarda olduğu gibi cin ve iblis kabilelerinin ırklarının türlerinin oldukları birçok dinlere göre kabul görmektedir. Bilinen 20, 42 ve 88 cin kabilesinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat biz bu videomuzun içerisinde yalnızca 20 cin türünden bahsedeceğiz ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Cinlerin varlıkları her ne kadar pozitif bilimlerle uğraşanlar tarafından halen kabul görmüyor olsa da cinlerin varlıkları veya yokluklarını ispatlayamamalarından kaynaklı muallakta olduğunu düşünmektedirler. Ancak bunun gibi konular ilim olarak kabul edilip araştırmaya değer olduğunu da kabullenmişlerdir. Araştırmaları kendine vazife edinenler tarafından da cin türleri, ırkları, kabilelerine dair bilinen, iddia edilen birçok türlerinin olduklarını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Varlıklarını ispatının ya da yokluklarının ispatını yapamadıkları süre içerisinde bilim insanları ya da araştırmacılar da bu varlıkların olup olmadığı konusunda muallakta olduklarını kabullenmişlerdir. Biz videoya geçmeden önce bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa, büyüler hakkında öğretici bilgiler istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Kanalımızın içerisinde ana sayfada birçok büyüler hakkında, yapılışları hakkında videoların her birisi ana sayfamızda mevcut. Kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki gelecek videolardan haberdar olmanız açısından bu önemli. Şeytanın soyundan geldiğini düşündüğümüz ve bildiğimiz afarit ifritlerinden başlayalım. Afarit ifritleri aslında çoğul kelime anlamına geçmektedir. Türkçe'ye de ifritler olarak tercüme edilmektedir. Fiziki ve fizik ötesi olarak güçleri muazzam derecede azlıdır. Davet edilmeleri takdirinde insanların ölümlerine dahil yol açabilirler. Bu nedenle afarit ifritlerini çağırmak pek mantıklı olmamaktadır. Afarit ifritleri fizik ve fizik ötesi anlamındaki güçlü varlıklar, şeytanın soyundan gelmelerinden kaynaklı asabi varlıklar anlamında da geçerler. Birçok insanların genellikle iletişim kurmak istedikleri ifrit türlerinden bir tanesi afarit ifritleridir. Fakat bilmezler ki afarit ifritleri ele avuca sığmayan, söz dinlemeyen ve asabi varlıklar olmalarından kaynaklı insanların ölümlerine yol açabilirler. Amir cinleri. Amir cinleri genelde tenha yani doğal yerlerde yani dağ, orman, dağlar ve benzeri tenhalarda yaşayan varlıklar olmamakla beraber birçok insanlarla iç içe yaşayan, insanları yoldan çıkarmaya çalışan, insanlara vesveseler veren ve dini anlamdaki tahassuf olan insanların önlerini keserek insanların farklı düşünmelerine ve farklı düşüncelere neden olurlar.
insanların din dışındaki birçok şeyleri düşünerek dinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söylenilir. Amir cinlerinin genellikle Müslüman olmadığı iddia edilen, diğer dinlere inanan, hatta bazılarının inançları bile olmadığı iddia edilen cin türlerinden bir tanesi olduğu söylenilir. Ama genellikle insanlarla beraber iç içe yaşayıp insanların vesvesesel anlamdaki birçok duygu ve düşüncelerini yorarak, yıpratarak insanların güçlerini emmeleriyle, insanların duygularını sömürmeleriyle bilinirler. Ve en önemlisi de şudur ki birçok medyumlar, büyücüler ya da veccalar tarafından en çok insanlara musallat ettirilen varlıklar arasında bilinirler. Ammar cinleri. Bu türe mensup olan cinler genellikle evlerde yaşarlar. İnsanların içerisinde en çok bilinen ve insanlarla en çok muhatap olan ya da insanların en çok karşılaştıkları cin türlerindendir. Bu tür cinler evde yaşayan ailelerin evdeki içki ile birlikte yenen yemeklerle ve en çok da korktukları Tanrı isminden muazzam derecede ürpermeleriyle bilinirler. Bu da demek oluyor ki Ammar cinlerinin bir dini inanca sahip oldukları ve bir yaratıcıdan korktukları, çekindikleri anlamına gelir. Ailelerin yemeklerinden, içtiklerinden faydalanan cin türleri olarak bilinirler. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara en yakın yaşayan varlıklar olarak bilinirler. Belki de sizlerin de yaşamış olduğu belki anılarınız bile olabilir. Bu tür cinler genellikle gölgemsi varlıklar olup her nereye baktığınızda bir şey gördüğünüzü, sezdiğinizi zannettiğinizde orada bir şey olmadığını gördüğünüz zamanlardaki o varlıkların ta kendileridir. Ammar cinleriyle yine iletişim kurmak insanlar için en kolay sayılan ayinler arasındadır. Ammar cinleri her davetlere genellikle icabet ederler. Genellikle vesveseli, yalan konuşmayı seven, yanlış yönlendirmeyi seven varlıklar olduklarından dolayı insanların istedikleri sorulara yakın cevapları verseler de soruların çoğunluklarını yanlış yönlendirmeleriyle bilinirler. İcabetlerin çoğunluklarında mutlaka ammar cinleri karşılık vermektedirler. Bitir cinleri. Bir tür olsa da aslında genellikle iblis türü olarak bilinir. İnsanlara en çok musallat olan, insanlarla en çok uğraşan bir cin türüdür ya da kabilesidir. İnsanların asabileşmelerine ve sinir patlamalarına, öfke sorunları yaşamalarına neden olan, insanların bedenlerine girebilen, insanların bedenlerini ele geçirip birçok kötülükler, zulüm edebilen cin türlerinden bir tanesidir. Genellikle insanların bedenlerine en çok giren, cinlerin arasında olup insanlara zarar verebilen, insanları yönlendirebilen, vesveseleriyle etrafındaki insanları o kişiden uzaklaştırabilen bir iblis türüdür. Berk cinleri genellikle insanları sevmemelerinden kaynaklı veya insanlardan korkmalarından kaynaklı en çok insanlara zarar veren cin kabilelerin arasında olarak bilinmektedir. Derinlerde yatan duygularını su yüzüne çıkartıp onun öfke patlamalarına neden olan, kendisine ve çevresine çok büyük zararlar verebilen, verdirtebilen bir cin türüdür. Dasim iblisi veya Dasim cinleri kabilesi. İşte en çok insanların sıkıntı yaşadığı, problem çekmiş oldukları cin kabilelerinden bir tanesi. Genellikle hırsız cinler olarak bilinir. Hem insanların yediklerinden, içtiklerinden çalmalarıyla bilinirler, hem de o insanların bereketlerini çalmalarıyla bilinirler. Etrafınızdaki üzerimde bir kısmetsizlik var ya da birçok paralar kazansam da paraların nereye gittiğini bir türlü anlamıyorum dedikleri zaman, işte o zaman Dasim cinleri tarafından ya da Dasim iblisi tarafından bir sorun yaşıyor anlamına gelmektedir. En çok insanların psikolojilerini yoran, maddiyatını yoran, kazançlarını bir türlü elde etmesine izin vermeyen Dasim iblislerinden bir tanesi bu türlerdir işte. Maddiyatı ya da maneviyatı az olan insanların genellikle en çok karşılaştıkları bir iblis türüdür. Bu iblisler genellikle zaaflarına yenik düşebilen, kendisini güçlü zannedip fakat en güçsüz olan insanlara musallat olup onların rızıklarına el koyan ya da onu engel olan, durdurmasını bilen Dasim cinleri olarak bilinmektedir. Etrafınızda ya da sizin de bu tür şeyler yaşamış olduğunuz durumlar varsa mutlaka Dasim cini iblisinden münasebetiniz olmuş olabilir. O nedenle maddiyatınız, kazancınız eğer kötü gidiyorsa, bir türlü hayatınızdan memnun değilseniz bu tür cinlerden bir tanesi size engel oluyor olabilir. Mutlaka aklınızda bulunsun.
Bu videonun içerisinde en çok merak ettiğiniz cin türlerinden bir tanesi belki de demon cinleri. Demon cinleri bu türlerin arasındaki en kibar, en nazik cinler olarak bilinmektedir. Demon aslında İngilizce iblis anlamında gelse de bu ırka ait bir belirli bir isim henüz tam olarak yok. Bunun en büyük sebebi demon cinleri insanları kendilerini tanrı olarak göstermelerinden kaynaklıdır. Genellikle spiritualizm ya da satanizm inançları ya da bu tür akımlardaki bu inancın hakimlerine genelde demon davetlerine ya da bu tür akımlardaki büyük bir çoğunlukları demon inancına sahip olanlara denilir. Az önce de söylediğim gibi cin kabilelerin arasında en nazik, en kibar, en tatlı dillilerinden bir tanesi olduğu söylenilir. Çünkü kibarlık yaparak insanları kandırabilir, insanlarla anlaşmalar sağlayabilir, anlaşmaya uymadığınız takdirde de size büyük zararlar verebileceğini bilirler. Güç anlamında birçok yerlere girebilirler, birçok şeyleri getirebilirler, birçok şeyleri götürebilirler. İsterse kişiye görüntüler, isterse sesler, buna benzer uygulamalar yaparak insanları cezbedebilirler. Bu nedenle demon cinleri en çok insanların araştırmaya girdikleri, çağırmaya çalıştıkları cinler arasında olup insanların da en çabuk kandıkları cin türleridir. Çünkü demon cinleri tatlı dilleriyle bilinirler, ikna kabiliyetlerinin yüksek olmalarıyla bilinirler. İnsanların kandırılmalarını çok hızlı şekilde sağlayabilirler. Cin türleri arasında belki de en az duymuş olduğunuz bir cin kabilesi. El-Ebyas cinleri. El-Ebyas cinleri genellikle peygamber sıfatındaki insanlara musallat olmayı ve onların yollarından dönmelerini sağlatabilmek için çalışan bir cin kabilesi ya da türüdür. Tabii ki de peygamberlerin bu cin türlerine ayak uymaları ya da bu varlıklardan zarar görmeleri pek mümkün olmasa da en çok vesveseler verip peygamberleri ve din görevlilerini yollarından çevirmeye çalışan cin kabilelerinin arasındadır. Fakat Ebyas cinleri alimlerin mescitlerinde bulunarak, nifak yaparak, akıllarını karıştırarak, çok çalışmalar sağlayarak o insanların yollarından dönmelerine neden olmuşlardır. Çoğu zamanlarda da muzaffer olup alim mescitlerini dağıtmışlardır. Her konuda da muhafak olmalarıyla, güçlerinin de aşırı derecede olmalarıyla bilinirler. Bu nedenle genellikle peygamber cinleri olarak da bilinirler. El-Ebyas cinleri yoldan çevirme, dinden çevirme anlamında da insanlar arasında bilinen cin kabilelerinin türlerindendir. Ervah cinleri. İşte burada en çok kadınların ve çocukların korkması gereken bir cin türü. Ervah cinleri ana rahminden itibaren cenine ya da doğurudan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan cin türleridir. Ya da kadınlara en çok musallat olan bir cin kabilesidir. Onların ruhsal ve bedensel yönüne, yani menfi yönden etkilemeye çalışan, onları yoldan çıkarmaya çalışan, zararlar vermeye çalışan bir kabileden bahsediyor. Sebepsiz yere çocuğunuz olmuyorsa, doktor tarafından çocuklarınızın olmaması için hiçbir sebep olmamasına rağmen hala bir çocuk sahibi olamıyorsanız mutlaka ervah cinleri tarafından sıkıntı yaşatılıyor olmanız mümkündür. Hanımlara genellikle en çok musallat olan cin türlerinden bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileri yıllardaki çocuklara musallat olarak çocukları yönlendirmeleri sebepsiz yere fizyolojik ya da bir sebep yokken bu tür olaylara maruz kalmalarına neden olan cinler arasındadır. Çocukların psikolojilerini bozan, hayatlarını değiştirebilen, insanların geleceğini kötü etkileyen cin kabilelerinden bir tanesi olan ervah cinleridir. En çok genellikle çocuklarda ya da kadınlarda karşılaşılan en çok kabile türlerinden bir tanesi ervah cinleridir. Gül cinleri kabilesi. Bu cin kabileleri genelde vahşi, acımasız, zulüm göstertebilen cin kabilesi olarak bilinir. Gül, tüm Orta Doğu'da ortak bir motif anlamına da gelmektedir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatırlar aslında. Genelde bir bölge içerisinde göçebe yaşayan varlıklar anlamına da gelirler. Geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur etmektedir. Örnek verelim, filanca bölgede taş yağmaya başladı. Falanca bölgede tuhaf sesler gelmeye başladı. Falanca bölgede uluma sesleri gelmeye başladı. Bu tür işaretlerle insanların ürpermelerini, korkmalarını, oradan uzaklaşmalarına neden olan varlık türlerinden bir tanesidir. Cinler genellikle korkunç görünürler ama bir gül kabilesi bir bölgede ikamet etmeye başlanıldığı zaman tuhaf bir şekilde o bölgede bereketin arttığı da söylenilir.
Ama gittiklerinde de o bölgedeki her şeyleri, vermiş oldukları, yaratmış oldukları her şeyleri de yanlarında götürmeleriyle bilinirler. Orada büyük bir bereketsizlik olur. Aslında Gul Yabani diyerek de efsanelerdeki anlatılan o cin kabilesi ya da Gul Yabani denilen konu Gül cin kabilesinin türü anlamına da gelmektedir. Korkunç görünmelerine ya da insanların görünmek istedikleri gibi şekillere görünerek onların korkmalarına neden olan kabilenin anlamında da geçmektedir. Bazen çok küçük, bazen de devasa varlıklarmış gibi görünebilirler. Ormanlık alanlarda ya da ıssız bölgelerde insanların en çok sokaklarda karşılaştıkları varlıklar arasında olan cin türlerinden bir tanesi Gül cin kabilesidir dostlar. Hanzep İblisi. Genellikle ibadetlerde insanlara vesvese veren, acaba ibadetim oldu mu olmadı mı türle vesveselere neden olan bir cin türüdür. Aldığı işaretlere genelde muvaffak olur. Yapılan bütün hayır işlerinde insanlara vesveseler vererek engel olmaya çalışan bir kabile türüdür. Hanzep İblisi insanın günaha girmesine, zevk duymasını ve o yaptıklarının her birisinden kendisinin haklı çıktığını, haklı olduğunu düşünmesine neden olan bir cin türüdür. Genellikle hayır işlerinde o insanlara engel olan cin türlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu cin kabilesinden sizlerin korkmasına pek de gerek yok. Keza çoğunuzun hayır işlediğini pek de düşünmüyorum. Hayır işleyenlere eyvallah, saygımız var. Ama sizin korkmanıza gerek yok. Cin türlerinin arasındaki en sıkıntılı bir cin kabilesi İfrit, İfrit cinleri kabilesi. Bu cinler genellikle en güçlü olanlardan bir tanesi olduğu söylenilen soyut varlıklardır. İfritler insanların bedenlerine girebilir, gerektiği zaman öyle kötülükler yapabilirler ki gerekirse savaş bile çıkartabilir, istila bile ettirebilirler. Genelde girdiği bedenlere büyük zararlar verebilen, delirtebilen, mücrip hale düşürebilen cin türlerinden bir tanesi. En büyük ameli ise cinsellik. Evet, yanlış duymadınız. En büyük amellerinden bir tanesi cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girebildiği iddia edilen, veledi zina tünemesini sağlayan, beslenmesine yatan, insanın eşi ile paylaşmasına neden olan bir cin kabilesi olduğu söylenir. İfritler arasındaki en tehlikeli, sıkıntılı varlıklar içerisindedir. İfritler tehlikeli sınıfındaki en üst düzeydeki olan cinlerden bir tanesidir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlara doğru götürebilir insanları. Kişiyi hastalık verebilir, gerekirse öldürebilir. Ancak bu durum onların da sonu olma ihtimali de vardır. Çünkü girdikleri bedenden güç ve enerji alacaklarından kaynaklı o bedeni öldürmeleri kendilerinin de ölümüne neden olabilirler. Buradaki temel amaç aslında öldürmeden süründürmeyi seven varlıklar anlamında da geçebilir. Bu varlıklar hakkında çok fazla uzun şeyler söyleyebiliriz. İnsanların eşleriyle aralarını bozmaya çalışan, işlerini bozmaya çalışan, maddiyatını yok etmeye çalışan, insanın olmadığı gibi şekillere sokabilen, görmemesi gereken şeyleri göstertebilen, birçok insanlardan uzaklaşmasına neden olan, insan öldürebilen varlıklar arasındadır. İfritler, şeytan soyunun bir alt kısmından gelmelerinden kaynaklı, insanlardan pek haz etmemelerinden dolayı insanlara büyük zararlar verebilirler. Liyetli cinleri. Liyetli cinleri isimlerini Liyetli'den almışlardır aslında. Bu cinler son derece akıllı varlıklardır ve doğaüstü varlıklar olarak bilinirler. İnsanlara da kadim şekilde vesveseler verebilen, insanları baştan çıkarmaya çalışan varlıklar arasındadır. Genelde vadilerde, yüksek yerlerde yaşarlar. İnsanlarla olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırma çabasına girmektedir. İnsanların hayallerindeki olması gereken bir kişi gibi karşısına çıkıp onu elde etme, onu kandırma çabasına giren Liyetli cinleri kabilesidir işte. Bu varlık genellikle bir insana musallat olduysa aşırı derecede uyuşukluk, kendini bilmezlik, dünyadan kopmuş gibi davranmasına neden olabilir. İnsanların hayatından bezmesi, hiçbir şeyler yapmak istememesi ve hiçbir şeyden haz duymamasına neden olan varlıklardan bir tanesi Liyetli cinleridir işte. Sıradaki cin kabilesi ne şeytanlarla işleri olan ne de bir yaratıcı kabul eden bir cin türünden bahsedeceğiz. Mağrit cinleri. Mağrit cinleri genelde soylu ve en tehlikeli cin türlerinden olarak bilinir. Ne şeytanla ne de Allah'la işleri olmaz. Ateist bir halde yaşarlar. İnsanlar ile iletişime geçmeyi pek sevmemelerinden kaynaklı, davet edilmeleri takdirinde de insanların kesin ölümleriyle sonuçlandırılan bir cin kabilesinden bahsediyorum. Tehlikeli sınıfların en üst düzeyindeki olan cin türlerinden bahsediyorum. Asla bu cin türleriyle iletişime geçmeme, hatta ritüelde bulunmama en faydalısıdır.
da mağri cinleriyle beraber üst düzey insanların bazı bilgilere sahip olmalarından kaynaklı bu cin türlerini davet edebilen kabileler, insan kabilelerinden bahsediyorum, oldukları da söylenilir. Ya da bazı tarikatlerin mağri cinlerinden faydalanabildiklerinden de bahsedebiliriz aslında. Ama tabii ki de bunlar bir muamma. Mağri cinleriyle normal insanların iletişime geçmemesini ben fayda sağladığını düşünürüm. Büyük tehlikeli varlıklardır. Bu tür varlıkları çağırabilen insanlar genellikle tarikatlardır ve çoğul kişilerdir. Bir insan tek başına bir bu tür varlıkları çağırması pek de mümkün değildir. İşte size en basit bir cin türünden ve tek bir işe yarayan cin türünden bahsediyorum. Metun kabilesi, yani Mesit İblisi olarak da bilinir. Mesit İblisi'nin tek bir görevi vardır. İnsanların her şeyleri yanlış anlamalarına, yanlış yormalarına neden olan bir kabiledir. Bu varlıkların tek bir işi vardır. İnsanların her duyduklarını yanlış anlamalarına, her işittiklerini yanlış yorumlamalarına sebep olur ve her duyduklarını da unutmalarına, unutturmaya yarayan bir kabiledir. Genellikle insanların aralarını açmayı yanlış anladıklarından kaynaklı, yanlış sezdirdiklerinden kaynaklı, yanlış anlaşılmalara meyil verdirmelerinden kaynaklı insanların aralarını açmaya yarayan bir cin türüdür. Bilmiyorum biraz önceki söylemiş olduğum şeyler sizlere tanıdık geldi mi? Bu cinler genellikle soğutma ve ayırma, insanları birbirinden uzaklaştırma büyülerinde en çok kullanılan kabileler arasındadır. Ayırma ve soğutma büyülerinin içerisinde olmazsa olmazlarından bir kabiledir. Şimdi bu bahsedeceğim cin türü insanlardan en çok uzak duran, insanlardan haz etmeyen ve insan bölgelerine yaklaşmayan bir türden bahsediyorum. Musabbar cin kabilesi. Musabbar cin kabilesi çok tenhalarda, ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde, gerekirse mağaralarda ya da ıssız bölgelerde ya da mezarlıkların içerisinde insanlardan olabildikçe uzak yaşayan cin kabilelerinin arasında bilinirler. Genellikle boyları 90 santim, 1 santim gibi düşünülse de gerçekten de bu boylara sahip olup olmadıkları bir muammadır. Elbette ki şeytani bir varlık olmamasıyla bilinen, insanlardan uzak duran, insan türlerine pek yaklaşmayan kabileler arasındadır. Yani kendi mahremiyetine özen gösteren, canlı varlıklardan uzak duran kabileler arasındadır. İnsanlara da pek yaklaşmadıklarından dolayı insan figürlerinden ürken, korkan varlıklar arasında da bilinir. Bu toplumlar genellikle altın, gümüş ya da böyle kazı gibi işlerle uğraşan insanların en çok karşılaştığı cin kabilelerinden bir tanesi Musabbar cin kabileleridir işte. Issız bölgelerde yaşarlar ve oraları sahiplenmeleriyle bilinirler. Cinler arasındaki en sakin, en akıllıcıl, en insancıl varlık olarak bilinen bir cin kabilesinden size bahsedeyim. Müsverih cin kabilesi, yani Müsver cin kabilesi olarak da bilinir. Bu cin kabilesi çoğunlukla adını Müsverih olarak bilinir. Anadolu toplumlarının arasında genellikle incir ağaçlarının altında ya da üzerlerinde yaşadıkları söylenilen cin kabilelerinden bir tanesi. Çoğul adı Müsveriş olan bu cin türü genel olarak tarlalı gibi yerlerde, kırsal alanlarda ve incir ağaçlarında yaşarlar. Bu varlıkları gören kişiler bir insan boyutunda olduğunu söylerler. Müsverler genelde iyi karakterli varlıklar olarak bilinir. Çok hızlı şekilde değiştirebilir şekilleri vardır ve uzun süre görünümde de şekillerini koruyabildikleri söylenilir. Genellikle hayvanların görebildikleri, sezebildikleri iyi huylu cinler arasında bilinir. İnsanlara karşı kendilerini nötr hisseden varlıklardır. O yüzden o varlıklara zarar vermedikçe ve bu müsver cinlerini kışkırtmadıkça hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Hani Anadolu toplumlarında duymuşsunuzdur. İncir ağacın altına işem ederler mesela. İşte o incir ağacının altında yaşayan bu müsveriş cinlerinin bölgesi olduğuna göre siz de onları kışkırtmaya kalkışırsanız bu adamlar da size zarar verebilir. Fakat insancıl olmalarından kaynaklı yanında geçip gitseniz bile size bir zararı yoktur. Tırnak içinde. Bu varlıkları kışkırtmadığınız sürece. Fakat kışkırtma yaparsanız varlıklar kendilerini koruma altına alacaklarından kaynaklı her canlı gibi size zarar verebilirler.